dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Ekim Perşembe. Merhaba. Gaz, elektrik, benzin. Enerji fiyatlarında kaygı verici artış. Gaz, elektrik ve benzin fiyatları hızla yükseliyor ve yoksul kesimlere giderek daha fazla yük oluyor. Avrupa Birliği Komisyonu özellikle yoksul hanelerin enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenmemeleri için bir tedbirler paketi açıkladı. Uzmanlar enerji fiyatlarındaki artışları, ham petro ve doğal gaz ihtiyacının artması ve geçen kışın depolardaki doğalgaz seviyesini düşürmesiyle açıklıyor. Ayrıca Almanya'da karbon salınımı vergisinin mazot, benzin, kalorifer yakıtı ve doğal gaz kullanımı sonucunda oluşan her ton karbondioksit başına 25 euro düzeyinde Alınmasının da pahalılığa neden olduğu sanılıyor. Güredeki Alman hükümetinden enerji fiyatlarının artmasına karşı herhangi bir tedbir önerisi gelmemesinin yanı sıra yeni hükümetinde bu konuda nasıl bir politika izleyeceği bilinmiyor. Buna karşın diğer Avrupa Birliği ülkelerinde hükümetler toplumsal protestoların önüne geçmek için bazı tedbirler almaya başladı vergi indirimleri ve yoksul ailelere yardımlarla pahalılıkla mücadele etmeye çalışan ülkeler bir türlü enflasyonun ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçemiyor. İspanya hükümeti yaz aylarındaki büyük protesto hareketlerinin yeniden alevlenmesinden çekinirken, Sarı Yelekliler Hareketi'ni unutmayan Fransız hükümeti de protestoları yoksul hanelere 100 euro elektrik ve doğal gaz yardımıyla engellemeye çalışıyor. Henüz görüşmeleri süren yeni federal hükümetin ise nasıl bir fiyat politikası takip edeceği belli değil. Görüldüğü kadarıyla çetin geçmesi beklenen 2021-2022 kışı özellikle çalışanları, işsizleri, emeklileri ve yoksul haneleri kötü vuracak gibi görülüyor. Savaşlar, iklim felaketleri ve korona pandemisi dünya çapında yoksulluğu yaygınlaştırdı. 2021 Dünya Açlık Endeksi'nin raporu uluslararası kurumların açlıkla mücadele konusunda son derece yetersiz kaldıklarını gösteriyor. Dünya Açlık Yardım Kurumu bu durumda yakın geleceğin son derece kaygı verici gelişmelere gebe olduğunu açıkladı. Halihazırda dünya çapında 811 milyon insan açlık çekerken 41 milyon insanın yaşamı akut tehdit altında. Birleşmiş Milletler örgütü çerçevesinde uluslararası kurumlar 2030 yılına kadar dünyada açlık çeken tek bir insan kalmaması için adımlar atmayı kararlaştırmıştı. Ancak son gelişmeler bunun tam tersi bir sonucun ortaya çıktığını gösteriyor sistemin doyumsuz para hırsıyla insanları yok pahasına çalıştırması, tiyatların zengin metropollerde belirlenmesi nedeniyle 2030 yılına kadar açlığın ortadan kaldırılması mümkün görünmüyor. Kurumlar yoksul kesimlerin iklim krizi ve korona pandemisinden dünyanın geri kalanında daha çok olumsuz etkilendiğini bildiriyorlar. Kamuoyuna açıklanan raporlara göre özellikle Somali, Merkez Afrika Cumhuriyeti, Çat, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Madagaskar ve Yemen'de durumun son derece kaygı verici olduğu belirtiliyor. Endeksin verilerine göre 47 ülkede açlık ve yoksulluğun kalıcılaşması bekleniyor. Açlığın savaş aracı olarak kullanıldığı, gıda maddeleri üretiminin sermaye birikimine peşkeş çekildiği zengin ülkelerin el koydukları zenginliklerden yoksul ülkelere pay vermedikleri ve enerji, ham madde kaynakları için savaşların kızıştığı bir dönemde açlık ve yoksullukla mücadele başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkum. Bunu söylemek için çok da akıllı olmaya gerek yok. Dünyanın kriz bölgelerinde her 13 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Dünya çapında açlığı, yoksulluğu ve savaşları yaratan ekonomik sistem alaşağı edilmedikçe bu mücadele başarısız kalmaya devam edecek. Yıllarca batılı ülkeler tarafından işgal altında tutulan Afganistan'da bazı aileler çocuklarını doyurmak için günlük yiyecek bulamazken bazı çocuklarda yetersiz beslenme nedeniyle hastanelerde yatıyor. Ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle devlet dairelerinde çalışanlar yaklaşık 4 aydır maaş alamıyor. Kışın gelmesiyle hastalıklarda artış bekleniyor. İşsizlik ve fakirlik hat safhada. Çocukların durumu tehlikede. Ülkedeki iç savaş sırasında hedef gözetmeksizin köye atılan bir havan topu nedeniyle 15 yaşındayken sol kolundan sakatlanan 35 yaşındaki Z.A. kocasının 3 yıl önce Kabil'de bir bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini ve 4 kız çocuğuyla hayat mücadelesi verdiğini söyledi. Köy muhtarı G ise ülkedeki iç savaş döneminde köyün karşı gruplar arasında çıkan çatışmaların arasında kaldığını, söz konusu çatışmalarda atılan havan topu ve bombalar nedeniyle birçok evin yıkıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001'de teröre karşı savaş gerekçesiyle Afganistan'ı işgali ülkedeki istikrarsızlık ve çatışmaların artmasına neden oldu. Yaklaşık 42 yıl süren savaşlar ve siyasi istikrarsızlık Afgan halkının ekonomik ve sosyal yönden gerilemesine yol açtı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell pazartesi günü yaptığı açıklamada Afganistan'daki insani ve sosyoekonomik durum çöküşün eşiğinde. Uygun yardımı almadıkları takdirde en az 1 milyon çocuk bu kış soğuktan ve açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya demişti. Kassel'de Perşembe gününden itibaren parakendeciler artık 2G düzenlemelerini uygulayıp uygulamayacağına kendileri karar verecek. Kazeldeki parakendeciler artık 2G kuralıyla mağazalarına sadece aşılı ve virüsü atlatmış insanları alıp almayacağına karar verebilecek. 2G kuralı hali hazırda konaklama tesisleri ve kültürel etkinlikler için geçerliydi. Hessen Eyalet Hükümeti'nin 12 Ekim 2021 Salı günü yeni korona kararları hakkında bilgilendirdiği Kassel ve çevresi 2G seçeneği modelini tüm parakende sektörünü kapsayacak şekilde genişletti. Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yoğun bakım ünitelerinde koronavirüsü şüphesiyle 131 hasta tedavi altında. Bunlardan 118'inin korona hastası olduğu doğrulandı. 13'ünün ise korona hastası olduğundan şüpheleniliyor. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören korona hastalarının %81,4'ünün tam aşılı olmadığı %17,8'in ise tam aşılı olduğu açıklandı. Robert Kohnessu hastaneye yatış oranının arttığını açıkladı. Açıklamaya göre çarşamba günü 1,97 olan değer perşembe günü 2,16'ya yükseldi. Hastanede tedavi insidensi 100 bin nüfus başına son 7 gün içinde korona hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan insanların sayısını açıklıyor. Hessen'de kayıtlı koronavirüs hastası sayısı 24 saat içinde 600 arttı. Aynı süre içinde 5 yeni ölüm vakası daha kaydedildi. Eyalet çapında 7 günlük izidens 55,6'ya düştü. Gelelim Kassel'e. Kassel bölgesinde 49 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası yaşanmadığını açıklayan Kassel Sağlık Dairesi 16 insanın hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük gezilen Kasel'de 35,3 Kasel Kaymakamlık bölgesinde ise 29,1 olarak kaydedildi. Değerli dinleyiciler Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kasel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.